Öncelikle sempozyuma hoş geldiniz. Şimdi bu sempozyumumuzda temel gaz algınma sistemleri ile ilgili size bir sunum yapacağız. Bu sunumda neden gaz algılama gerektiğini, gazın ne olduğundan ve ölçüm teknolojilerinden ve bunlarla ilgili çözümlerden bahsedeceğiz. Öncelikle ben size kim olduğumdan bahsedeyim. İsmim Samet Günler. Endüstri mühendisiyim ve proses teknolojide yaklaşık 5 yıldır çalışıyorum. Daha önce telekomünikasyon sektöründe, zayıf akım sektörlerinde de çalışmıştım. Biraz firmamdan bahsetmek isterim açıkçası. Proses teknoloji sadece gaz algılama sistemleri üreten, sadece gaz ve alev algılama sistemleri üzerine uzmanlaşmış bir firma. Türkiye'de ve dünyada çok gaz algılama sistemleri konusunda projeler yürütmekte ve bakımlar yapmakta. Türkiye'nin en hızlı büyüyen firması arasına da girmiş bulunmakta. Şimdi neden gaz algılama sistemi ile ilgili bir sunumumuza geçelim. Bu gaz algılamaya neden ihtiyaç duyarız? Ben size burada birkaç tane patlamayı göstermek istiyorum. Daha önce yaşanmış büyük kazaları göstermek istiyorum. Bunun gibi binlerce kaza var. Ben sadece birkaçını burada örnek olması açısından sadece birkaçını aldım. Fotoğrafını görmüş olduğunuz patlama 1921 yılında Almanya'da gerçekleşmiş bir patlama. Yaklaşık 600 kişi bu patlamada hayatını kaybetmiş. 4500 ton civarında amonyum sülfat ve amonyum nitrat patlamış burada. 2000'den fazla insan yaralanmış bu patlama sebebiyle. Yaklaşık 1,2 kiloton TNT patlamasına eşmiş bu patlama. Fransa'da 1996 yılında olmuş bir patlama. 200 metreküp propan tankından kaçak meydana geliyor. Meydana gelen kaçak yoldan geçen bir aracın tetiklemesiyle, bir araçtaki kıvılcımla patlamaya sebep oluyor. Bu patlamanın sonucunda 21 ölü, 81 yaralı var. Fotoğrafta gördüğünüz patlamada 1974 yılında önemli bir patlama bu, önemli bir kaza. 1974 yılında gerçekleşiyor, İngiltere'de gerçekleşiyor. Kaza sonucunda siglohekzen kaçağı yoğun bir buhar bulutu oluşturuyor. Siglohekzen kazandan dolayı, kaçağından dolayı yoğun bir bulutu oluşuyor. Kontrol odasının çatısı çöküyor. O çöken çatı sebebiyle, bakın patlama sebebiyle değil, çatının çökmesi sonucu, patlamasının etkisiyle çatının çökmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybediyor. Ayrıca da patlama sebebiyle de 10 kişi hayatını kaybediyor. Toplam 28 kişi bu patlamada hayatını kaybediyor. 100 kişi ise yaralanıyor İngiltere'de olan patlamada. 2000'e yakın konut ve iş yeri kullanılmayacak hale geliyor. Etrafına da büyük tahribat veriyor. Bu kazanın şöyle önemli bir yanı var. Tehlikeli tesisler, daha doğrusu özel tesisler kamu tarafından denetlenmiyor bugüne kadar İngiltere'de. Bu kazayla kamusal denetimin önü açılıyor. Bu önemli bir gelişme. Büyük tehlikeler için danışma komitesi kuruluyor 1974 yılında bu patlamadan sonra. Bu patlamaya hepiniz aşinasınızdır. Seveso'yu hepiniz duymuşuzdur. Yine 1974 yılında olmuş bir patlama, Seveso patlaması. Oldukça büyük bir kaza, kötü bir kazadır. Fabrikada üretimi yapılan bir reaktör patlıyor üretim esnasında. Patlama sonrası etrafa beyaz bir gaz bulutu yayılıyor. Yine gaz yayılıyor. Bugüne kadar bilinen en zehirli gaz. Daha önce duyanlarınız bilir, dioksin gazı yayılıyor. Bu patlama sonrası tesis yakınlarında kuşlar, hayvanlar, bitkiler dahil bir tane bile canlı kalmıyor. Tamamı ölüyor. Hala çok yoğun bu bölgede hala çok yoğun kanser vakalarına rastlandığını biliyoruz. Kaza sonrası endüstriyel kazaların oluşmasının engellenmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına Seveso direktifi çıkarılıyor. Bu kazadan sonra Seveso direktifi yayınlanıyor. Bu patlamamız da Hindistan'da 1984 yılında gerçekleşmiş bir patlama. Bu patlama yine reaktörde, fabrikada bir reaktörde meydana geliyor. Ortaya çıkan gaz bulutundan etkilenen 2000 kişi ölüyor bu patlama sonrası. Patlamadan sonra ortaya çıkan gazdan dolayı 2000 kişi ölüyor. 500 bin kişi de çeşitli sakatlıklar meydana geliyor.
Halen bu bölgede yaşayan halkta sakat ve özürlü doğumlarda gerçekleşiyor. Gerçekleşmeye devam ediyor. Bunu biliyoruz, görüyoruz. Bu kaza, bu Bhopal kazası diye geçer. Bu kaza zamanımızın en kötü kazası olarak bilinir. En kötü endüstriyel kazası olarak bilinir. Aklınızda olsun. Şimdi Amerika'da olan bir patlama, bir örnek vereceğim. 2005 yılında olmuş bu patlamada. Bu patlama bir rafineride gerçekleşiyor. Patlama oluyor. 15 ölü, 170 yaralı var patlama sonucu. Kazazede yani patlamanın gerçekleştiği rafinerinin sahipleri, şirket sahipleri OSA'ya, Dünya Sağlık Örgütü'ne 87 milyon dolar ceza ödüyor. Bu önemli. Yani bizim ülkemizde böyle kazalar olduğunda genelde ya işte zaten mağduruz, işte tüm işimizi kaybettik, fabrikamızı kaybettik, devlet bize yardım etsin gibi bir algı oluşabiliyor. Aslında siz patlamaya sebebiyet verdiyseniz, patlama sizin yüzünüzden olduysa, endüstriyel tesis sizinse ve siz üretim yaptığınız için bir patlama gerçekleşti, insanlar öldüyse sizin bir ceza ödemeniz gerekiyor. Doğru olanı bu. İşçi ve insan sağlığı, çevre sağlığı burada daha önemli. Ona göre işverenlerin, yatırımcıların tedbirlerini, patlama olmaması için gerekli tedbirlerini alması gerekiyor. Almanya'da 2014 yılında olmuş bir patlama. Bu çok yeni. Zaten araştırdığınızda da bu patlamaları görebilirsiniz. Bu patlamada bir işçi hayatını kaybediyor. Opa oluyor bu patlama. 4 ağır 26 yaralı meydana geliyor patlama sonrası. Patlamanın etkisiyle 6 metre derinliğinde bir krater meydana geliyor. Bir çukur meydana geliyor. Bakın patlamanın etkisine bakın. Ve bir ateş topu oluşuyor. Bu patlama esnasında alınmış bir görüntü. Tam patlama sırasında kızıl bir toz bulutu. Etraftaki binalar, araçlar kullanılmaz hale geliyor. Bu da örnek binalardan birkaç fotoğraf. Şimdi patlamanın etkilerini az çok gördük. Bir tane de bir gerçek bir patlama izleyelim. Patlama anını izleyelim. Her şey normal gibi görünüyor. Herkes işine devam ediyor. Ben biraz ileri alacağım burayı. Bir kıvılcımla bir patlama meydana geliyor. Başka bir açıdan daha göreceğiz bu patlamayı. İşin ne kadar riskli, ne kadar ciddi olduğunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden bu görüntüleri ekledim sunumuma. Bakın patlama yayılıyor, devam ediyor. Bunun belki tedbirleri, önlemleri alınmış olsaydı bu patlamanın henüz bir patlama olmadan önüne geçilebilecekti. Daha gaz kaçağı esnasında önüne geçilmiş olabilecekti. Burada yine patlama riski olan bir ortam, gaz olabilecek bir ortam. Zorluyor. Bir saniye bile sürmedi gördüğünüz gibi. Tekrar izleyelim. Ağır çekimde izleyelim. Gaz olan bir ortamı zorluyor ve muhtemelen bilmiyor gaz olduğunu. Ve artık statik elektrikten, yüzey sürtünmesinden dolayı bir kıvılcımla oradaki gaz tetikleniyor. Ve gördüğünüz gibi geriye hiçbir şey kalmıyor. Küçük bir hata. Belki orada kişisel bir koruyucu ekipman olarak gaz algıma dedektörü olsaydı ya da bu personele yeterince eğitim verilmiş olsaydı bu patlama olmayabilirdi. Bu hayat kurtarılabilirdi. Yine dolum esnasında bir kıvılcımla alevlenme oluyor. Patlamıyor, büyük bir patlama çıkmıyor, şanslı. Kişi eğitimli olduğu için zaten anlıyoruz. Oldukça tecrübeli, eğitimli olduğu oldukça belli. Bu yangını söndürüyor. Büyümeden söndürüyor. Patlama olmadan söndürüyor. Ne yapılabilirdi? Bir gaz algılama sistemi sayesinde henüz bu alev çıkmadan önüne geçilebilirdi. Kaçaktan haberi olabilirdi. Bu oldukça üzücü bir kaza. Biraz bilgisizlikten,
niyetle yapılmış. Hani dökülen sıvıyı temizlemek için bezle siliyor. Büyük ihtimalle o bez antistatik değil ya da kıvılcım çıkarabilen, statik elektriklenen bir bez. Bunun sonucunda da ortama o solvent, büyük ihtimalle bunun içindeki solvent dolarken açığa çıkan buhar sebebiyle sürtünmeden dolayı çıkan kıvılcımla bir patlama, küçük bir patlama oluyor. Burada da yine statik elektrikten dolayı toz patlamasından bir örnek görüyoruz. Ayağını yere dokunduğu anda gördüğünüz gibi alev alıyor. Toz patlamasına örnektir bu da. Sadece gazlar patlamıyor. Şimdi riskleri iyi bilmek lazım. Riskleri biz ne kadar iyi bilirsek bu patlamaların, bu kazaların önüne o kadar geçebiliriz. ATEX standartları bu patlamaların, bu kazaların, bu MCA kazaların önüne geçebilmek için birçok konuya değiniyor. İki Avrupa Birliği direktifinden oluşuyor bu standartlar. 2014-34-EC ve 99-92-EC. Birisi alanın patlamasıyla alakalı, birisi teçhizatın uygunluğuyla alakalı bu standarttan direktiflerin. Bizim web sitemizden ProSense Akademi'yi takip ederseniz ATEX standartlarıyla ilgili, gaz algılama sistemlerinin yerleşimiyle ilgili, gaz algılama teknolojileriyle ilgili zaman zaman eğitimlerimiz oluyor. Bu eğitimleri takip ederseniz katılabilirsiniz. ATEX standartlarıyla da kapsamlı, ATEX, SIL, 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 SEVESO kapsamlarıyla ilgili detaylı eğitimlerimize katılabilirsiniz, takip ederseniz bizi. Şimdi neden kısımlarını gördüğümüzde, baktığımızda tekrar üzerinden geçecek olursak birçok patlama meydana geliyor. Özellikle de iş gücüne duyulan, insan gücüne duyulan ihtiyaç azaldı. Başladığından beri, yani makineleşme başladığından beri birçok alanda kaza riskleri artıyor. Gazdan dolayı, buhardan dolayı, makineden dolayı birçok kaza meydana gelebiliyor. Şimdi biz bu kazaları nasıl önleyebileceğimiz kısmındaki gaz kısmına bakacağız. Gazı algılayarak hani neler önleyebiliriz ve bunun için hani neler yapabiliriz zin kısmında çözüm üreteceğiz. Bunun için gazı bilmek gerekiyor. Gaz nedir? Bildiğimiz haliyle gaz maddenin üçüncü hali. Hani hepimiz biliriz katı sıvı gaz. Gazlar kaostan geliyor. Gaz molekülleri sürekli birbirine ittiği için kaotik bir yapısı var. Hani hiç yerinde durmuyor. Bulunduğu kabın şeklini heterojen şekilde alıyor, dağılıyor. Asla olduğu yere durmuyor, olduğu yerde durmuyor. Sürekli birbirlerine çarparak hareket ediyorlar. Gazı oluşturan çok sayıdaki molekül rastgele yani kaotik olarak sürekli birbirine ve bulundukları bölgelerin yüzeyine çarpıyor. Bu yüzden de gaz adı kaostan geliyor. Aslında işin özeti. Gazları biz risklerine göre üç ayırıyoruz. Yanıcı patlayıcı gazlar, zehirleyici gazlar ve boğucu gazlar. Biz bu başlıklar altında izleyeceğiz gazları. Şimdi yanıcı ve patlayıcı gazları düşündüğümüzde önce yanmanın olmasını, yanmanın nasıl oluştuğunu, patlamanın nasıl oluştuğunu bilmek lazım. Bunu zaten hani her yerde görüyoruz artık bu patlama üçgenini ya da yanma üçgenini her yerde görür olduk. Patlayıcının, havanın ve ateş kaynağının belirli şartlarda belirli koşullarda bir araya gelmesiyle patlama olabilir, yanma olabilir. Bunu hepimiz artık biliyoruz. Tüm eğitimlerde gördüğümüzü düşünüyorum. Biz birçok eğitimlerimizde bunlardan bahsediyoruz. Bu olayın gerçekleşmesi için de uygun koşulları bozmamız gerekiyor. Bu uygun koşulları bozarsak biz patlamanın önüne geçebilmiş oluyoruz. Burada neyi algılayabiliriz? Ya ateş kaynağını kontrol etmemiz lazım, ya havayı kontrol etmemiz lazım, ya da patlayıcıyı kontrol etmemiz lazım. Ateş kaynağını kontrol edebilir miyiz? Evet, nispeten kontrol edebiliriz. İşte ne yaparsınız? Statik elektrik üreten cihazlar ya da statik elektrik üreten kıyafetler giydirmezsiniz. Ortama girerken kişinin statik elektriğini boşaltırsınız. Herhangi bir kıvılcım çıkaracak tüm ekipmanları ortamdan uzaklaştırır veya koruma altına alırsınız. Ama bu oldukça gördüğünüz gibi hani birçok şey yapmanız gerektiği için oldukça maliyetli olabiliyor. Havayı kontrol edebilirsiniz çünkü yetersiz oksijen olduğunda
yanma ya da patlama olmayacaktır. Havayı kontrol etmek için de oldukça maliyetli, yüksek meblağlar ödemeniz gerekir. Burada yani mühendisliğin başladığı yer aslında en ekonomik, en uygun, optimum çözüm patlayıcıyı kontrol etmektir. Yani siz ortama ne kadar gaz kaçıyor, patlayabilecek ne var? Bunları kontrol ederseniz gaz algılama sistemleriyle, cihazlarıyla en ekonomik, en uygun çözümü bulmuş olursunuz. Bunları kontrol edebilmiş oluruz. Şimdi ben yanıcı patlayıcı gazlardan bahsederken LEL ve UL kavramından da bahsetmek istiyorum. Bu koşullara bakarken, patlama koşullarına bakarken LEL ve UL'i bilmek lazım. LEL dediğimiz şey Low Explosion Limit, yani alt patlama limiti. UL dediğimiz şey Upper Explosion Limit, yani üst patlama limiti. Bu kavramları iyi bilmek gerekiyor. Alt patlama ve üst patlama limitlerini iyi bilmek gerekiyor. Tabloda gördüğünüz, ekranda gördüğünüz tabloda metanı örnek vermişiz. Metan 0 ile 100 ile arasında patlayıcı değil. Çünkü alt patlama limitinin altında. Metanın alt patlama limiti %5'tir. %5'e biz LEL olarak düşündüğümüzde %5'i yüzdeye bölüyoruz. Yani 0 ile 100 ile arasında 0 ile 5 volt diyebiliriz metan için. 0 100 LEL metan, 5 volt metan diyebiliriz. LEL'den sonrası, yani alt patlama limitinden sonra üst patlama limitine kadar olan kısım patlayıcı ortam oluyor. Ekranda gördüğünüz üzere patlayıcı ortam 0, o 5 ile 15 arası patlayıcı bir ortam olmuş. Metan %15'ten sonra patlamıyor. Bunun sebebi de belli bir değerden sonra oksijen, yetersiz oksijenden dolayı patlama ya da yanma gerçekleşmiyor. Bu yüzden üst patlama limitini geçmiş oluyor. Burada bazı gazların alt patlama limitlerini paylaştım. Bunlara 60 bin, 79, 20 tire birden siz de ulaşabilirsiniz. Tüm gazlar için standardın verdiği alt patlama limitlerine ulaşabilirsiniz. İşte propan, hidrojen, metanol, etan, metan gibi birçok gazın alt patlama limitini, üst patlama limitini paylaştım. Metanı %5, %15 olarak paylaştım burada ama normalde 60 bin, 79, 20 tire birde Avrupa'nın kabul ettiği standartlarda %4,4'tür metanın alt patlama limiti, baz alınan alt patlama limiti. Birkaç tane patlayıcı gazlara örnek. Bu ortam patlayıcı değildir. Neden? Çünkü %4 metan var. %4,4'ün altında. %96 hava var. Ve ortamda yeterli uygun koşullar sağlanmayacağı için kıvılcımda çaksanız, kıvılcım da gelse burada bir patlama meydana gelmez. Bu ortam patlayıcıdır. Alt patlama limitinin, yani %5'in, yani 100 lelin üzerine çıkmış, %94 hava, %6 metan. Bu ortam patlayıcı bir ortam olur. Propan alt patlama limiti %2,2 idi. %3 civarında bir propan var. %97 hava var. Bu alt patlama limitinin üzerine çıktığı için patlayıcı bir ortam oluşturmuş. Şimdi burada bir fark var. Metan havadan hafif olduğu için üst kısımda birikiyor. Propan havadan hafif olduğu, ağır olduğu için zeminde birikiyor gördüğünüz üzere. %84 hava, %16 metan patlayıcı değildir. Çünkü üst patlama limitini geçmiş. Ne demiştik? Üst patlama limiti %15'ti metanın. Ve bu değeri geçtiği için de patlayıcılığı kalmamış. Şimdi belirli gazlardan bahsedecek olursak. Zehirli gazları da bizim insan sağlığına zarar veren, daha doğrusu tüm canlı sağlığını tehdit eden tüm gazlar bizim için zehirli gazlardır. Zehirli gazlarda bilmemiz gereken birkaç tane değer var. Bunlar özür dilerim, zaman ağırlıklı ortalama maruziyet değeri, kısa süreli maruziyet değeri, 8 saatlik veya 40 saatlik maruziyet değeri, bir de yaşama direkt etki edeceği değer olarak düşünülebilir. PPB ve PPM değerlerini az önce patlayıcı gazlarda LEL'den bahsetmiştik. 0 ile 100 LEL gibi bir değerlerden bahsetmiştik. Ölçüm aralıklarından bahsetmiştik. Zehirleyici gazlarda her gaz için spesifik değerler vardır. Bunları PPM, yani 1 milyon partikülde bir partikül veya 1 milyar partikülde bir partikül olarak değerlendirebiliriz. Ekranda gördüğünüz 1 milyon tane topun
içinde PPM dediğimiz değer bir tane toptur. Bir kırmızı top. Buradan gözümüzde göremeyeceğimiz kadar küçük olan bir tane top. Biz bu değere PPM diyoruz. Yani 1 milyon partikül içindeki bir partikül. Zehirleyici gazları tanımlarken bu değerleri bilmek gerekiyor. Çünkü her gazın patlama, özür dilerim, toksik seviyeleri, PPM etki değerleri farklı oluyor. O yüzden gaza özel işlemler yapmak gerekiyor. Örneğin bazı zehirleyici gazlar. Nitrik asit 2 ppm'de zehirlemeye başlıyor. 4 ppm artık 15 dakikanın üzerinde izin verilmeyen değer. STL yani kısa süreli maruziyet değeriydi. 15 dakikalık maruziyet değeriydi. TL ve TVA ise uzun süre yani 8 saat maruziyet değeriydi. Bunun üzerinde izin verilmiyor. Karbondioksit en çok yani kendi ürettiğimiz hatta insanlar da biliyorsunuz soluk alıp verirken karbondioksit üretebiliyor. 5000 ppm'in üstü aslında insanlar artık zarar vermeye başlıyor uzun süreli. Ve kısa süreli 30 bin ppm'ler insanlara zarar veriyor. En çok zehirleyici olarak en çok ölüme sebep olan gazlardan birisi karbonmonoksit. Biliyorsunuz soba gazlarından, egzoz gazlarından, baca gazlarından çıkabiliyor. Diğeri hidrojen sülfür en çok ve klordur. Hidrojen sülfür arıtma tesislerinde oldukça yoğun açığa çıkıyor. Klorsa temiz sularda temiz su üretirken oldukça kullanılan bir gaz. İnert gazlar yani borcu gazlar dediğimiz gazlarsa bizim nefes almamızı engel olan, nefes almamızı engelleyen gazlar, yani oksijenin yerine geçen gazlara biz inert gazlar diyoruz. Bunlar azot, helyum, argon gibi gazlar. Direkt ortama yayıldığında, ortama karşılığında oksijenin yerini aldığı için nefes almamızı önlemiş oluyorlar. Oksijen durumunda hani belli oksijen seviyelerinde vücudumuzun verdiği tepkiye bakalım. %19 oksijen bizim yaşayabileceğimiz normal seviyeler. %19,5'a kadar normal yaşayabileceğimiz seviyeler. %15 ile 19 arasında insan vücudunda çalışmada, dolaşımda, kalp ve akciğer ile ilgili sıkıntılar başlıyor. %12 ile 15 arasında nefes almada zorluk başlıyor. %10 ile 12 arasında nefes alma artık hızlanıyor ve dudaklar mavileşmeye başlıyor. Boğulma belirtileri başlıyor. 8 ile 10 arasında, %8 ile 10 arasında artık şuur kaybetme durumu oluyor. %6 ile 8 arasında eğer 6 dakika bu civarda oksijensiz kalırsanız, %6 ile 8 arasında oksijensiz kalırsanız %50 ölme ihtimaliniz, 8 dakika kalırsanız %100 ölüm gerçekleşmiş oluyor. %4 ve 6'da 40 saniye içinde koma durumuna geçip ölüm gerçekleşiyor koma durumuna girerek. Ölçüm teknolojilerine, şimdi gaz nedir'e baktık, gazları gördük, gazların risklerini inceledik hep birlikte. Yanıcı, patlayıcı, toksik ve inert gazlar olarak 3 başlık altında inceliyoruz. Bunlara göre de belli tedbirler almamız gerekiyor. Şimdi biz bu tedbirleri alırken ölçüm teknolojilerine bakabiliriz. Yani bunları nasıl ölçeceğiz, ne yapacağız, geçmişte neyle ölçüyorlardı, ne gibi algılamalar vardı diye konuşacağız. Şimdi algılamanın tarihçesini düşündüğümüzde ilk algılama cesur madenci dediğimiz bir algılama yöntemi. Nedir bu cesur madenci? Biliyorsunuz eskiden bir algılama cihazları yokken madenciler ortama girmeden önce o dönemlerde çok kaza olduğu için bir tane aralarından cesur birini seçip madene gönderiyorlardı, aşağı indiriyorlardı. Eğer patlama olmazsa, eğer madenci tekrar dışarı çıkarsa, ha bu arada başına bir mum koyup sırtına bir ıslak battaniye verip aşağı gönderiyorlardı. Eğer patlama olmaz, madenci canlı bir şekilde geri dönerse herkes aşağı inip çalışıyordu. Çalışmaya başlıyordu. Ancak böyle birçok kaza olmaya başlayınca artık işverenler çalıştıracak işçi bulamaz hale geldi. İnsanlar isyan etmeye başladı. Bunun için bazı gelişmeler oldu. Daha sonra ilk cesur madenciden sonra kullanılan ilk yöntem kanaryalar oldu. Kanaryaların sesi oksijensiz ortamlarda azalıyor. Oksijenin varlığında, var olduğu ortamlarda daha iyi çıkıyor. Kanarya sürekli ötüyor. Madenciler kanaryalarla inmeye başladı. Eğer sesi kısılırsa
ortamda gaz olduğunu anladılar ve dışarı çıktılar. Eğer normal ötmeye devam ederse çalışmaya devam ettiler. Ondan sonraki algılamalarda bir Japon faresi. Japon faresi sürekli koşarak bir elektrik üretti. Ürettiği elektrikte bir lamba yaktı. Eğer ortamda yeterli gaz olmazsa, oksijen seviyesi azalırsa, Japon faresi nefes alamadığı için koşmayı bırakacak ve lambanın şiddeti azalacaktı. Günümüze en yakın teknoloji ise alev güvenlik lambası. O dönemlerde dışarıdan oksijen girişi var, ancak içeriden dışarıya kıvılcım yok. Bugünkü bildiğimiz tabiriyle X-proof bir cihaz, kıvılcım çıkarmayan bir cihaz. Madenciler alev güvenlik lambalarıyla madenlere indiler. Eğer alev sönmeye başlarsa oksijen miktarının azaldığını, gaz kaçağının olduğunu anladılar ve hemen orayı terk ettiler. Bu arada bizim logomuzda Kanarya'nın gözünden geliyor. Ekranda göreceğiniz üzere ilk algılama olan Kanarya'nın gözü bizim algılama sembolümüz. Şimdi sensör teknolojilerinden bahsedeceğim biraz. En çok hangi sensörler kullanılıyor? Sensör teknolojilerinin nasıl ölçümler yapılıyor? Nasıl algılamalar yapılıyor? Bunlardan bahsedeceğim bu sayfada. Sensör seçimi yaparken en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi kalibrasyon yapılabilirlik, kullanım ömrü, geniş ölçüm aralığı, teklenebilirlik, seçicilik, yani doğru gazı ölçme gibi şeylerdir. Bunlara oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca hızlı tepki süresi, hızlı dönüş süresi, yüksek hassasiyet, bunlar bizim için oldukça önemli veriler. Tüm bunları sağlayan sensörlerin kullanılabilir olması da, yani bu kadar verinin kullanılabilir olması için de hem ekonomik hem de uygun olması lazım. Yani kullanımı kolay olması lazım sensör seçimi yaparken dikkat edeceğimiz hususlar. Ben en çok kullandığımız sensörlerden bahsedeceğim burada. Katalitik sensörler, yani daha doğrusu piyasada en çok kullanılan sensörlerden bahsedeceğim. Bunlardan birincisi katalitik sensörler, ikincisi elektrokimyasal sensörler ve üçüncüsü infrared sensörler. Ayrıca ev tipi, daha çok ev tipi olarak göreceğimiz yarı iletken sensörler. Bunlardan bahsedeceğim. Katalitik sensörler bildiğimiz bir katalizör düşünebilirsiniz. Platinyum bitenin etrafında bir katalizör oluyor. 1 milimetredir bunun yaklaşık boyutu. Bu katalizör 400 dereceye kadar ısınıyor. 400-500 dereceye kadar. Üzerine gaz geldiğinde bunu yakıyor. Katalitik ısıtıcıları biliriz hepimiz. Onlar gibi düşünebilirsiniz. Bu gaz yanıyor ve bir gerilim farkı oluyor. Burada ne kadar gaz olduğunu söylüyor size. Yani yanma prensibiyle size ortamdaki gaz miktarını anlatmış oluyor, söylemiş oluyor bu cihaz. Bazı avantajları ve dezavantajları var tabii. Düşük maliyetli olması, çok kullanıldığı için oldukça maliyetleri düşüktür, çok fazla üretilir. Sensör ölçüm aralığında doğru ve lineer ölçüm sonuçları verir. Size doğru sonuçları lineer şekilde verir. Ve çok eski yıllardan beri kullanıldığı için de artık kabul görmüş bir teknolojidir. Avantajları bunlar, ama dezavantajları da var bunların. Hangi gazı, hangi hidrokarbonu algıladığını bilmez. Gazın tipini bilmez. Sadece yakabildiği gaza bir de tepki verir. Bunun için belli değerler var. Hani direkt ilgili gaza özel bir çalışma yapılamaz. Yanma meydana geldiği için, yanma gerçekleştiği için oksijen gereklidir. Yüksek miktarda enerji tüketir ve zehirlenme riski var. Yani ortamda klor gibi, hidrojen sülfür gibi, silikon fosfor gibi, kurşun gibi korozif gazlar varsa, bunlar katalitik sensörleri zehirleyebilirler veya katalizörlerin etrafını kaplayarak ölçüme engel olabilirler. İnfrared sensör ise tamamen bildiğimiz en basit haliyle ışığın kırılmasıyla ortamdaki gaz miktarını değerlendiren, gaz miktarını söyleyen bir teknoloji. Yansımayla, ışığın yansımasıyla ve kırılmasıyla size ortamda ne kadar gaz olduğunu söylüyor.
Avantajlarına bakacak olursak infrared sensörlerin oksijen ihtiyacı yoktur. Katalitiklere göre katalitiklerin etkilendiği zehirleyicilerden etkilenmezler. Daha az enerji ihtiyacı duyarlar ve yüksek oranda doğru ölçüm sonucu verirler. %100'e kadar hacmen %100'e kadar ölçüm yapabilirler. Dezavantajları ise hidrojen ve karbon disülfiti algılamaz. Hidrojene tepki vermez, karbon disülfiti algılamaz. Katalitik sensöre göre oldukça pahalıdır. Sıcaklık ve basınç değişkenleri çok etkiler ölçüm sonuçlarını. Metan gazına karşı lineer fakat diğer hidrokarbonlara karşı lineer değildir. Elektrokimyasal sensörler daha çok toksik gazları algılamak için kullanılır. Daha hassas ölçümler yapmak için kullanılır. Bunlar çalışma mantığı olarak adı üstünde elektronik kimyasal diyebiliriz. Kimyasal tepkimenin sonucunu elektronik olarak değerlendirir ve ortamdaki gaz miktarını söylersiniz. Sensörlerin hücrelerin içinde sıvılar var. İlgili gazla tepkimeye girebilecek sıvılar bulunuyor. Bu sıvılar tepkimeye girerek, ilgili gazla tepkimeye girerek bir gerilim farkı oluşturuyor diyelim. Ve hani size elektronik olarak ortamda kaç ppm gaz olabileceğini, gaz olduğunu söylüyor sizin transmitteriniz. Bunların da bazı avantajları ve dezavantajları var. Göreceli uygun fiyatlar diyebiliriz. Hani bazı infrared sensörlere göre pahalı olabilir. Kataliteye göre pahalı ama infrared sensörlere göre ekonomik. PPM konsantrasyonlarında yani çok küçük hassasiyetlerde ölçüm yapılabilir. Ve sensör algılama aralığı içinde doğru ve lineer ölçüm yapar. Dezavantajları ise elektrolit kirlenme ve zehirlenme riski vardır. Aşırı gaza maruz kaldığında, yüksek gazlara maruz kaldığında kirlenirler ya da zehirlenirler. Sıcaklık ve nem değişimlerine karşı bazı sensörler hassastır. T90 süreleri nispeten daha uzundur. Tepkimenin sonucu beklendiği için ömürleri diğer sensörlere göre daha kısadır. Az önce söylemeyi unutmuş olabilirim. Katalitik ve infrared sensörlerin ömrü 5 yıl olarak beklenir. Elektrokimyasalların ömrü ise 2 yıl olarak beklenir. Sarı iletken sensörden hani çok fazla ev tipinde çok kullanıldığı için bahsetmek istedim. Yarı iletken sensörlerin yapısı burun gibidir. Sabah parfüm sıkıp evden çıktığınızda o koku sizinle beraber hani aslında ofisinize gidene kadar gelir. Ancak siz bir yerden sonra bu kokuyu almaya devam etmezsiniz ama bir başkası size öğlen yemeğinde hatta parfümünüzün güzel koktuğunu söyleyebilir. Bu da benzer bir mantıkla çalışıyor. Yarı iletken sensörün çalışma mantığı metal bir levha düşünün 1 milimetre genişliğinde. Üzerinde binlerce delik var ve bu gaz buraları doldurduğunda iletkenliği sağlıyor. Yani yarı iletken hale getirilmiş levha iletken hale geliyor. Bu iletkenliğin sonunda da bir gerilim farkı oluşuyor ve size diyor ki ortamda şu kadar gaz var diyor. Bunun burun gibi olan kısmıysa bu yapının sağırlaşması. Burnunuz sürekli maruz kaldığınız kokuya sağırlaşıyor. Sürekli maruz kaldığınız için sağırlaşıyor. Yarı iletken sensörlerinde aynı mantıkta bir teknolojisi var. Tabii bu gelişmiş değil. Bu ev tipi yarı iletkenlerden bahsediyorum. İşte su buharına, hidrojene ya da ortamda bazen güzel bir yemek yapıldığında yemek kokusuna alarm alabiliyorsunuz. Ev tipi yarı iletken sensörler için. Yoksa çok gelişmiş, çok pahalı, çok gelişmiş ama az kullanılan yarı iletken sensörler de var. Burada sensörlerle ilgili bir tablo paylaştım. Siz bu tabloya daha detaylara 60.079.29-1'den yani performansla ilgili standarttan bu tablonun detaylarına ulaşabilirsiniz. Ölçüm teknolojilerinden bahsettikten sonra da bizde ne gibi çözümler var? Biz neler yapıyoruz ProSense olarak? Bunlardan bahsetmek isterim. Çözümlerimiz sabit gaz algılama tarafında kendi ürettiğimiz ProSense ürünlerimiz var. P serisi, PQ serisi, BTN, PC3 ve PE serisiyle her türlü ihtiyaca uygun, her ortama, her ihtiyaca uygun çözüm sunabiliyoruz. Yaklaşık 1000'den fazla gaz için
algılama çözümü üretebiliyoruz. Gaz kontrol panellerimizle bu sabit dedektörleri haberleştirip ortamdaki havalandırmanızı, uyarı sistemlerinizi, yangın algılama sistemlerinizi kontrol edebiliyoruz. Aynı şekilde seri bağlayarak arka arkaya 32 dedektöre kadar, 128-256 dedektöre kadar haberleştirebiliyoruz. Tek bir merkezde toplayabiliyoruz. Aynı zamanda bu sahanızdaki tüm dedektörleri gaz kontrol panellerini birbirleriyle haberleştirip bir yazılıma entegre ederek geçmiş veriyi tutabiliyoruz. Burada söylemek istediğim hizmet olarak Process Teknoloji sadece Türkiye'de tasarım, proje, kablolama, montaj, süpervizör ve devre alma hizmetleri veriyor. Bakım, kalibrasyon, validasyon hizmetleri de veriyor Türkiye'de. Ve bunun için 60.079.14.17 sertifikalı personelleri var. Sadece Türkiye için altını çizerek söylüyorum. Kablolama, montaj ve süpervizör ve devre alma hizmetlerini Türkiye'de kendisi veriyor. Diğer ülkelerde ise belli distribütörlerle çalışıyor. Eğitimlerimize yani şirket olarak planlı eğitimler düzenliyoruz. Mesela önümüzdeki eğitimlerden bir tanesi gaz algılama sistemleri yerleşimi ve bakımı, ATEX standartları, akü şarj alanlarında gaz algılama. Bu eğitimlerimizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Hani haberdar olabilirsiniz bizi takip ederek veya web sitemize girerek akademiyi takip edebilirsiniz. Buradan bu planlı eğitimlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınızı aşağıdaki mailden, web sitemiz üzerinden veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere her zaman ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız.